Merhaba sevgili izleyenler. Haber Arkası programının yeni bir bölümüyle sizlerle birlikte olmanın farklı bir mutluluğunu yaşıyorum şu anda. Evet, son günlerde gündemde olan hayvan ötenazisi, yani daha doğrusu sokak hayvanları ötenazisi yasası geçtiğimiz gün meclisten bir gece yarısı geçti. Bu hayvan ötenazisi, yani sokak hayvanı ötenazisi uyutulması ülkenin birinci gündemin haline geldi. Bazı sivil toplum kuruluşları ve hayvanseverler durumu protesto ettiler. Bazıları bu protestonun çok afaki olduğunu, sokaklarda, caddelerde ve şehirlerde daha yoğunlukla ele alınan sokak köpeklerinin insanlara karşı bir tehdit ve tehlike oluşturduğu kanaatinden dolayı ve halkımızdan gelen şikayetlerden dolayı böyle bir yasanın çıkarıldığını savundular. Şunu söyleyeyim, Çorum'da ve ilçelerinde de biz gidiyoruz. Sokak köpekleri var, sahipsiz sokak köpekleri var. Ben nereye gidersem gideyim, yanlarından geçerken hiçbir şekilde korkmuyorum da ve bana da saldırmıyorlar da. Bir gece Çorum Saat Kulesi meydanındayım. 3-4 tane 15 yaş aralığında olan genç orada bulunan 5-6 tane köpeğe taş atıyorlar. Ne yaptıklarını sorduğumda, abi köpekten biz korktuk, o yüzden yolumuzdan çekilmesi için taş atıyoruz. Bakın dedim, siz taş atarsanız o hayvan kendini savunmaya geçecek ve size saldırıya geçecek. Gelin ben sizi geçireyim dedim. Yanlarından hayvanların geçtik, gittik. Yani şunu söyleyeyim, biz köy yaşamını da bildiğimiz için köpeklere öpücük attığınız zaman, yani Çorumlu ağzıyla söyleyeyim, dediğinizde kesinlikle o köpek size karşı bir tavır almaz. Köpeklerin hırçınlaşmasını da, bize saldırganlaşmasını da biz kendimiz sağlıyoruz aslında. İnsan köpekten korktuğunda vücudunda bir salgı oluştururmuş. İnsan vücudu bir salgı oluştururmuş ve köpeklerin burnu da kokuya hassas olduğu için o kokuyu algıladıklarından sizin korktuğunuzu ve korktuğunuzdan dolayı onların kendine zarar vereceğini düşündüğünden karşı savunmaya geçerek saldırı gerçekleştiriyormuş. Yani bunu iyi bilebilmek gerekiyor. Ben çocukluğumdan hatırlıyorum. Bizim köydeki yaşamımızda bir tane kangal köpeğimiz vardı. Köyde hiçbir çocuğa ve köyün insanına hiçbir şekilde ne saldırır ne havlardı. Herkesin yanında bir sempatisi, sevgisi vardı. Herkese de güzel yaklaşırdı. Ama köyde bir aile, yani aileden birisi bunu ahıra kapatıp dövmüşler. O dövdükten sonra bizim o köpeğimiz, o kangal köpeğimiz, o aileden kundaktaki çocuk dahi olsa gördüğü zaman saldırıya geçiyordu. Yani şuraya geleceğim, siz köpekler için, yani onların algısına göre bir tehdit oluşturmadığınız takdirde, yani korku salgısı bırakmadığınız, yani o korkuyu belirten kokuyu bırakmadığınız sürece onlar size saldırmaz. Aslında
şu anda ülkemizin gündeminde bu olmaması gerekir. Ben gündemin ekonomi ve meclisin de halkın refahı için ne yapılabilir gibi yasalarının ya da ona benzer çalışmaların mecliste olmasını dilerdim. Böyle sokak hayvanları gündemiyle ekonomideki sıkıntının unutturulmaya çalışılması, yani benim algıma, benim düşünceme göre unutturulmaya çalışılması hiç doğru değil. 500 milletvekilinin katılımıyla 275'e karşı, yani 224 red oyuna karşı 275 oyla bu hayvan, sokak hayvanları yasası meclisten geçti. Cumhurbaşkanına onaya gitti. Yani bence bu hayvanlara karşı yasayla hareket edilmesinin doğru olmadığını düşünüyorum. Bunlarla ilgili o kadar büyük alanlarımız var. Şehirde madem tehlike oluşturuyorsa bunlar için özel kamp alanları yapalım. Ormanlarımızda o kadar boş ormanlarımız var. Etrafını çitleyelim. Bunun küçük örneği Çorum Belediyesi'nin yapmış olduğu hayvan hastanesi. Gittim, gezdim, gördüm orada ben. Veterineri var, bakıcıları var, belli bölümler var. Büyük bir ormana, geniş bir alana proje oluşturularak, bu Çatak'ta olur ya da Eğerci Dağı'nda, Köse Dağı'nda, nerede, bir yerde, büyük bir alanda oluşturulur. Orada tesisler yapılır. Her hayvan için, kedi midir, köpek midir, bunlar için de ayrı ayrı bölümler oluşturulur. Ve oraya insanların da piknik yapabileceği, o hayvanlara bakabileceği park alanları da oluşturulur. Hem de farklı bir cazibe merkezi oluşturulmuş olur. Böyle projelerle bu tehlikeyse madem, bu tehlikenin önüne geçilebilir. Yani kedilerin de tehlike olarak görülmesi biraz bana çok saçma geldi. Çünkü kedilerin, şunu söyleyeyim, kışın o aşırı soğuklarda açlığa 6 saat dayanabilme gücü var. Zaten kedilerin çoğu kışın sokaklarda telef oluyor bakım olmadığı için. Bunlara da belediyeler, parklar da böyle bakım evi şeklinde, vatandaşın da onlarla temas edip onlara bakabileceği bir ortam oluşturup onların da yaşamlarını o şekilde devam ettirmeleri için proje üretilebilir. Şu anda az önce de dediğim gibi ülkenin gündemi bu sokak hayvanları ve ötenazisi olmaması gerekir. Ötenazi bir insanın ölüm hakkını kendinin istemesi demektir. O hayvanlar kendi ölüm haklarını istemiyor ki. Biz o hayvanların ölümünü gerçekleştirmek istiyoruz. Buna ötenazi denmez. Buna ötenazi denmez. Buna resmen toplu katliam denir. Hayvan soykırımı denir. Şu anda bizim ülke gündemimiz bu olmaması gerekir. Ekonomi şu anda yanıyor ve evlerde yağ alamayan, evine yağ alamayan ve tenceresine bir şey koyamayan insanların tenceresinin dibi yanıyor. Demirel'in dediği gibi bir tencere çok şeylere kadirdir. Çok duvarları yıkar. Bir başka güzel programda daha ve farklı konularla buluşmak dileğiyle diyorum. Şimdilik
hoş kalın, dost kalın. YouTube kanalımızı ve diğer sosyal medya sayfalarımızı takip etmeyi unutmayın.